150-200 lira, 300 lira alanlar da var ama ortalama olarak maaşımıza gelen zam aşağı yukarı 100 lira. Bu da elektrik paramızı dahi karşılamıyor. Onun için emekler olarak sıkıntı içerisindeyiz. Bu sıkıntılarımızı eğer dile getirirseniz bizleri mutlu edersiniz efendim. İkinci bir sıkıntımız, hastanelere gidiyoruz, büyük sıkıntılar çekiyoruz. Hastanelerde emeklimiz muayene olamıyor. Randevu sistemi çıktı biliyorsunuz. Emekler randevu üstesinden gelemiyorlar açıkçası. Randevu alamıyorlar. Alamayınca haliyle muayene olamıyorlar. Hatta biz başhekime gittik, söyledik. Başhekim yardımcısına bunu bakanlık çıkarmış bu yasayı. Onun için yapacağımız hiçbir şey yok. Yani biz açıkçası Türkiye'de en sıkıntı çeken kuruluşların başında biz geliyoruz. Emekli olarak 13 milyon emeklimiz var. Ama maalesef bir araya gelemiyoruz. Gelsek inan ki Türkiye'nin kaderini de değiştiririz. Evet. Ama maalesef her birimiz bir yol tutmuş gidiyoruz. Onun için bizlere yardımcı olmanızı talep ediyoruz. Bu sıkıntılardan bizi kurtarın. Bir de hastanelerde mesela eczane parası ödüyoruz. İlaç parası ödüyoruz, doktor parası ödüyoruz. Bunları ödediğimiz zaman bize verilen %6,5 zam haliyle hastanelere gidiyor. Yani bunların düzelmesi lazım. Emekli zaten geçinemiyor. Zaten sıkıntı içerisinde. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri mutlu ettiniz. Emekleri mutlu ettiniz. Yerimiz büyük olmadığı için fazla adam getiremedik. Getirtmedik açıkçası. Çünkü hava soğuk, dışarıda kalmalarını istemiyoruz. Onun için sizlere şükran borçluyuz. Allah razı olsun. Ya siz niye zahmet ettiniz? 2000'den sonra emekli olanları da ha, bir de Sayın Başkanım. 2000'den sonra emekli olan intibak yasasını bekliyoruz dört gözle. Fakat maalesef onu da çıkarmadılar. Onun da işte ızdırabını yaşıyoruz. Eğer o da çıkarsa bizi mutlu ederler. 2000'den önce intibak yasasını çıkardılar. Evet. 2000'den sonrakiler haliyle. Bir onu anlat ki. Şey de diyeyim efendim. Şimdi 2000'den, ben biliyorum da vatandaş da bilsin. Arkadaşlar da biliyor. 2000'den önce emekli olan arkadaşlarımıza bir zam verildi. Ortalama olarak 250-300 lira yakın bir zam almış olduk. Evet. Ama 2000'den sonra emekli olanlar bundan yararlanamadılar. 2000'den sonra emekli olan arkadaşlarımız 1600 lira, 2000 lira civarında bir maaş alıyorlar. 2000'den önce emekli olanlar bunlardan fazla alıyor. Hatta burada bir şey var, eğer arzu ederseniz bakabilirsiniz. Ortalama olarak ben yüksek maaşların bodrolarını getirdim. Ortalama olarak maaşları burada. Bakabilirsiniz. En yüksek maaş alan emeklerimiz. 1600 lira, 1900 lira, 2000 lira. Bu civarda maaş alıyorlar. Evet. Onlar açık konuşacağız. Onların düzelmesini istiyoruz. Talep ediyoruz ama olur ama olmaz. Açıkçası. Şimdi tabii ben de bir iki şey söyleyeyim buraya gelmişken. Öncelikle tüm İşçi Emekleri Dur ve Eğitimler Derneği'ne ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Yeni bir genel kurul yaptınız. Onun da hayırlı olmasını diliyorum. Genel merkezde başarılar diliyoruz. Malatya'dan onlara da selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Tabii bir şeyin hakkını vermek lazım. Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu emeklilerle ilgili çok önemli gündeme getirdi. Emeklilerin sorunlarını gündeme getirerek ilk kez emeklilere ikramiye verilmesini sağladı. Önce parayı nereden bulacaksın diyorlardı. Biliyorsunuz biz birer maaş ikramiye verilsin diyorduk ama maalesef arkadaşlar lütfen. Ha, lütfen. Evet. Dinleyelim arkadaşlar. Maalesef tam da yerini bulamadı. Şimdi tabii bir memleketteki refah seviyesi, bir memleketteki huzur, çağdaşlık, ilerleme aslında o memleketteki emeklilerin yaşamına bakarak değerlendirilebilir. Eğer emekliler insanca bir yaşam sürebiliyorsa o ülke gelişmiş bir ülkedir. Şimdi birkaç rakam vereceğim. Hala emekli maaşlarını insan düzeyde hayat sürdürebilecek seviyelerde çıkarttıklarını söylüyorlar ama ben birkaç rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de kişi başına aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8.647.283 kişi. Bu rakamı nereden aldık? Bu rakamı devletin verilerinden aldık. Ayda, bakın tekrar söylüyorum, aylığı, geliri
673 liranın altında olan Türkiye tam tamına 8 milyon 647 bin 283 kişi var. Ayda 1000 liranın altında gelire sahip dul ve yetim sayısı 847 bin 643 kişi. Ayda 2000 liranın altında geliri olan emeklilerin sayısı ise 6 milyon 850 bin 513 kişi. Değerli arkadaşlar, bu rakamlara bakınca emeklilerin ne anlama geldiğini göreceksiniz. 2009'un ilk 9 ayında elektrik borcunu ödeyemediği için ve elektrikleri kesilen hane sayısı ise 3 milyon 365 bin 784 tane evin elektrikten dolayı, borcundan dolayı elektriği kesilmiş. Aynı dönemde doğal gazını ödeyemediği için doğal gazı kesilen abone sayısı ise 710.364. Türkiye'de gerçek geniş tanımlı işsiz sayısı 800 milyon 400 bini geçti. Bunun anlamını biliyor musunuz? Dünyadaki 95 ülkenin nüfusundan daha fazla işsizimiz var. Her 3 gençten biri işsiz. Üniversite bitireni de işsiz, bitirmeyen de işsiz. Türkiye maalesef işsizlik anlamında da lider konumunda. Bizim Türkiye 37 ülke arasında en kötü emeklilik koşullarına sahip 3. ülkeyiz değerli arkadaşlar. Bu nedenle durumumuzun iç açıcı olmadığını söylemek için kain olmaya gerek yok. Rakamlar arasında okumaya da gerek yok. Buradaki emeklilerle konuşunca nasıl durumda olduklarını anlıyoruz. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, elektrik, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaç için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı 6 milyon 705 bin TL. Evli olmayan çocuksuz bir çalışanın yaşam maliyeti ise 2 milyon 526 TL. Düşünün ki bir bekar kişi 2 milyon 526 bin lirayla geçinmesi gerekiyor. Ama ayda 1000 liranın altında aylık alan dul ve yetim sayısı 847 bin 642 kişi. Çok acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Emeklilerin maalesef insani boyutta bir yaşam sürdüğünü söylemek mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bakın biraz önce başkanımız söyledi. Yıl sonu enflasyon oranı 11.84 olarak açıklandı. Tabii bu 11.84'e inanıyor musunuz dersen size sormak lazım. Doğal gaz %56 artmış, elektrik %60 artmış, gıda harcamaları %50 artmış, domatesinden nohutuna kadar zamlanmaya bir şey yok. Sokakta enflasyon %30, rakamlarda %11.84 diyorlar. Buna rağmen %11.84'e rağmen işçi emeklisine verilen ne kadar zam verildi? %6.5. Memur emeklisine ne kadar zam verildi? %4+1.5. Enflasyon farkı yani %5.5 zam verildi, değil mi?